Dostum, ya geldiğimden beri öfüyüp üfüyorsun. Söylesene, neyin var? Yavuzcuğum, bir şeyim yok, yok. Ya Sadıkçığım, bak biz dostuz. Konuşabiliriz. Tamam, biliyorum. Yani sana güvenmediğimi sanma. Ama şu anda bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Lütfen Yavuz. Peki, saygı duyuyorum. Yalnız kendini böyle kötü hissedeceksen akşam size gelmeyebiliriz. Yo, gelin gelin lütfen. Evde Betüş'ün hakaretlerine maruz kalacağım ama yanımızda birilerinin olması kendimi daha iyi hissettirir. Alo, buyurun. Alo, merhaba Sadık Bey, benim Suzan. Merhabalar Suzan Hanım, hayrola? Kusura bakmayın, böyle sizi iş yerinden arayıp rahatsız ediyorum ama... ...ben bugün Betüş'ün durumunu pek iyi görmedim. Müsait olduğunuz bir vakit ben bu konuyu sizinle konuşmak istiyorum. Bir dakika Suzan Hanım. Betüş size de mi garip davrandı yoksa? Şimdi nerede kendisi? Çok ısrar ettim, eve yolladım. Bakın ben müsaitim. Hemen oraya geliyorum, konuşuruz, tamam mı? Peki, bekliyorum. Çok sağ olun. Tamam, teşekkür ederim. Ne oluyor dostum ya? Şimdi çıkmam lazım. İşe dönmem herhalde. Akşama görüşürüz, tamam mı? Sadıkçığım bak, bir kez daha söylüyorum. Akşam gelmeyebiliriz. Saçmalama, gelin dedim ya. Nerede kaldı bu Sadık? Gelse de son bir defa iyice kavga edip çekip gitsem. Benim işim bitti Betüş Hanım. Akşam Edalar için yemekleri de hazırladım. Hepsi dolapta. Siz artık bir zahmet ısınırsınız. Ben müsaadenizle çıkıyorum. Müsaade etmiyorum Firuze. Madem akşam Edalar bize misafirliğe gelecekler... ...sen de kalıp hizmet edeceksin. Ben öyle uğraşamam yemek ısıtmakla filan. Tamam. Nasıl isterseniz. Ama müsaade ederseniz bir Davut'u arayıp haber vereyim geç kalacağımı. Ver. Ay Firuze, al o telefonu da uzakta bir yerde konuş. Bütün gün kafamda tan sesini dinleyemem senin. Peki Betüş Hanım. Betüş, ne oluyor söyler misin lütfen? Akşam eve misafir gelecek, Firuze Hanım çıkacakmış. Hayır, çıkamayacak efendim. Biz ona niye maaş veriyoruz? Kalacak, hizmet edecek. Betüş, biliyorsun ki Firuze'nin asıl işi çocuklarla ilgilenmek. O iyiliğinden dolayı ev temizliği ve yemek işiyle uğraşıyor. Bana onu müdafaa etme Sadık. Bana sakın onu müdafaa etme. Bu akşam burada kalacak, misafirin önüne tavağı çanağı o koyacak. Betüş anlayamıyorum. Gerçekten anlayamıyorum. Söyler misin neyin var ha? Yani burnun kaftağında. Herkese kaba davranıyorsun. Nedir yani, bir şeye mi sinirlendi? Yoksa anlatamadığın, söyleyemediğin bir şeyler mi var? Var. O zaman söyle dinleyelim. Söyleyemediğin bir şeyler sensin Sadık. Bu ev, Firuze, çocuklar. Anlamadım. Hepinizden çok sıkıldım, iğreniyorum. Hepimizden öyle mi? Evet, ve artık bu evde yaşamak istemiyorum. Ha öyle mi? O zaman buyurunuz hanımefendi, kapı burada. Gidebilirsiniz, size tutan yok, buyurun. Çilek. Canım, sen istersen benimle gelebilirsin. Hayır anne, ben de babamlarla kalmak istiyorum. Ay, ay, oh, bitti bu iş. Şimdi şatoya gideyim, sıra Eda'ya da gelecek. Dur ayol, sihirli ormanda dolanayım, öyle gideyim şatoya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.